G noktası üçgenin ağırlık merkeziymiş. Ayrıca burada bir aç ortay var arkadaşlar. DG, AC'ye paralel verilmiş. X sorulmaktadır. G noktası üçgenin ağırlık merkezi ise BG'nin doğrultusunu uzattığımda, şuraya E diyelim. BE doğru parçası bir kenar ortay olup, AC'yi ortalar. Bu durumda, hem açı ortay hem de arkadaşlar kenarı ortaladığı için BE AC'yi dik keser. Yani AB uzunluğu bu durumda BC uzunluğuna eşit olur. ABC üçgeni ikizkenar üçgendir. Buradaki 90 dereceyi görüyorum. Paralellik var. Yöndeş açıdan 90 derece buraya eşit olup x 90 derecedir. AEBD kenar ortay FC uzunluğu nedir demiş. Arkadaşlar AE kenar ortay ise BE uzunluğu EC uzunluğuna eşit olup E noktası BC'nin orta noktasıdır. BD kenar ortay ise AD uzunluğu DC uzunluğuna eşit olup D noktası AC'nin orta noktasıdır. Bu durumda iki kenar ortayın kesişim noktası olan G noktası üçgenin ağırlık merkezidir. C, birleştirip uzattığımda C, P doğru parçası da bir kenar ortay olur. Bunun kenar ortayı olduğuna karar verdik arkadaşlar. Şimdi D ve E noktaları bulundukları kenarların orta noktaları dedik. Birleştirdiğimizde E, D, A, B'ye paralel olur. Arkadaşlar CD D bölü D, A oranı 1'dir. Burada da CK bölü KF oranının 1 olması gerekir. Yani FK uzunluğu KC uzunluğuna paralellikten dolayı eşittir. FG uzunluğuna x dersek FK uzunluğu x artı 3 olduğu için KC uzunluğu da x artı 3 olacaktır. G noktası üçgenin ağırlık merkezi olduğundan kenar ortayı 1'e 2 oranında böldüğünden FG x ise şu uzunluğun 2x olması gerekir. Bu durumda gc uzunluğu 2x'tir. 2x 3 artı x artı 3'e eşittir. x buradan 6 gelir arkadaşlar. fc uzunluğu x artı 2x'ten 3x olup 3 çarpı 6'dan fc uzunluğu 18 gelir. Şimdi arkadaşlar uzun yoldan biz bu soruyu çözdük. Artık şöyle demeliyiz. Bir tane üçgen çiziyorum. Kenar ortaylarını da çiziyorum arkadaşlar. Bu şekilde. G noktası üçgenin ağırlık merkezi. Ve şöyle burayı birleştiriyorum. Arkadaşlar şu uzunluk K ise şu uzunluk 2K'dır. Şu uzunluk 3K'dır. Kenar ortayın özelliğinden bunu unutmayalım arkadaşlar. Bakın kenar ortayların kesişim noktası G noktası ve mavi ile gösterdiğim yeri birleştirdiğimde burası K ise burası 2K uzunluğuna sahiptir ve burası da 3K uzunluğuna sahiptir. O zaman şu kenar ortayın uzunluğu K cinsinden 6K'ya eşit olur. Soru da bakın arkadaşlar burası 3 olarak verilmiş. Bu durumda FC uzunluğu 3'ün 6 katından 18'e eşit olur. G noktası üçgenin ağırlık merkeziymiş ve elimizde ikizkenar üçgen var arkadaşlar. X sorulmaktadır. Bakın ikizkenar üçgenin ağırlık merkezi burada. AG'nin doğrultusunu uzattığımda ne yapacak bu kenar ortay? BC'ye dik inecek. Çünkü arkadaşlar ikizkenar üçgen var. Ve kenar ortay tabanı iki eşit parçaya böler. Burada da bir 90 derece oluşur. Madem öyle buralar 6, 6 olacaktır. Şurayı silelim. Şimdi BG'yi birleştiriyorum. Biliyoruz ki ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında böler. Dolayısıyla arkadaşlar şu uzunluk 4'tür. O zaman D noktasından BC'yi dik indirdiğimde burada da 90 derece olduğu için Şunlar paralel olup 1'in 2'ye oranından 2'nin 4'e oranı gelir arkadaşlar. Ayrıca paralel oluşturduğum için şu nokta şu kenarı ortalar. Buraya 6 demiştik. O zaman 3 3 olacaktır. Şimdi burada bir dik üçgen oluştu. Dik kenarlar 2 ve 9'dur. Hipotenüs x'tir. Bu durumda Pisagor'u uygulayalım. x kare eşittir 2'nin karesi artı 9'un karesinden 81 artı 4 85 olup kare aldığımızda x kök 85 gelir. K noktası BDE üçgenin ağırlık merkeziymiş. Dolayısıyla BG ağırlık merkezinden geçtiği için kenar ortay olup ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında böldüğü için burası x e burası 2x olur arkadaşlar. G noktası da ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğundan bakın BF G noktasından geçtiği için bir kenar ortay olup G noktası ağırlık merkezi olduğundan kenar ortayı 1'e 2 oranında böldüğünden Altının 2 katından şu uzunluk 12 olur arkadaşlar. 12 uzunluğu 2x artı x'ten 3x olup x 4'tür. AB uzunluğu AD uzunluğunun 2 katıymış. O zaman AD uzunluğuna k dersen AB uzunluğu 2k olur arkadaşlar. Burada şu özelliği kullanacağız. Bir açıortay çiziyorum. Açıortay bu kenara dik gelsin. Böyle bir durumda yan kenarlar eşit olur. Bu üçgen ikiz kenar üçgendir. İkiz kenar üçgenin tabanına dik indirdiğiniz zaman tabanı iki eşit parçaya bölmüş olursunuz. Burada söylediklerimizi soruda uygulayacağız arkadaşlar. Bakın AC bir açı ortaydır. Ne yapmış? BC'ye dik gelmiş. O halde BC'nin doğrultusunu ve AD'nin doğrultusunu uzattığım zaman AB uzunluğu Şuraya F diyelim. AF uzunluğuna eşit olup ABF üçgeni ikizkenar üçgen olur. Tabana dik zaman tabanı iki eşit parçaya bölmüş oluruz. AB uzunluğu 2k olduğundan AF uzunluğu da 2k olacak. Dolayısıyla DF k olur arkadaşlar. Şimdi ABF üçgenine odaklanalım. BD ne yapmış? Kenarı ortalamış. Bu durumda BD kenar ortaydır. AC ne Kenarı ortalamış. AC kenar ortaydır. İki kenar ortayın kesişim noktası ağırlık merkezi olup E noktası ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında böldüğü için x burada 8 bölü 2'den 4 olur. G noktası üçgenin ağırlık merkezi Ayrıca FB, AE, DC paralel olarak verilmiş X sorulmaktadır. Arkadaşlar CG'yi birleştirip uzatıyorum. Kırmızı doğru parçası ağırlık merkezinden geçtiği için kenar ortaydır. Kenar ortay olduğundan bu uzunluk ile bu uzunluk eşittir arkadaşlar. Şimdi ağırlık merkezinin özelliğinden bu uzunluğa m dersem bu uzunluk 2m olacaktır. Buradan DC'ye paralel olacak şekilde uzatıyorum. Şu uzunluğa y diyorum arkadaşlar. Sarıya boyadığım yere dikkat ederseniz burada bir kelebek benzerliği var. Benzerliği uygulayalım. M'nin 2M'ye oranı Y'nin 1'e oranından Y 1 bölü 2 gelir. Bakın şurası 1 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Buraya yazıyorum. Şimdi buradaki 1 bölü 2 uzunluğu FB'ye paralel. Sarıya boyadığım yere dikkat edin. Burada da kelebek benzerliği yapacağım arkadaşlar. O zaman şu uzunluğa K dersen şu uzunluk K cinsinden ne olur? 1 bölü 2'ye karşılık k geliyorsa 3'e karşılık 6k olur arkadaşlar. Ya da şöyle diyelim. Buraya n uzunluk diyelim. N'yi k cinsinden yazmaya çalışacağım. Sarıya boyadığım yerde kelebek benzerliği yapıyorum. 1 bölü 2'nin 3'e oranı eşittir. K'nın n'ye oranı. Buradan 1 bölü 6 eşittir. K bölü n olup ne 6K gelir arkadaşlar. O halde buraya 6K diyelim. Bakın şu uzunluk 6K artı K'dan 7K olup burası da 7K'dır. Çünkü şuna kenar ortay demiştim. Kenarı ortaladığı için 7K 7K olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde bulduk. Şekli temizliyorum. Bakın arkadaşlar az önce buranın k olduğunu söylemiştim. Şuradaki 1 bölü 2 uzunluğu a, e ye paralel arkadaşlar görüyorsunuz. Yine benzerlik yapacağız. k'nın 8k'ya oranı eşittir. 1 bölü 2'nin x'i e oranı dediğimde içler dışlar çarpımından 8 çarpı 1 bölü 2'den x'i 4 olarak buluruz. Öncelikle şuradaki AFD üçgenine odaklanalım. Arkadaşlar açı ortay ne yapmış? FD'ye dik gelmiş. Demek ki AF uzunluğu AD uzunluğuna eşit olup AFD üçgeni ikizkenar üçgendir. Ve AD uzunluğu 6'dır. Şimdi ABC üçgenine bakalım. CF ne yapmış? AB kenarını ortalamış. O zaman CF bir kenar ortaydır. D noktasını görüyorum. Acaba D noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olabilir mi? Eğer öyleyse 3 uzunluğunun 2 katı AD uzunluğuna eşit olmalıdır. Gerçekten de 3'ün 2 katı 6'dır ve AD uzunluğu 6'dır arkadaşlar. Dolayısıyla D noktası ABC üçgenin ağırlık merkezidir ağırlık merkezinden geçirdiğim için AH burada bir kenar ortaydır. Bakın arkadaşlar kenar ortay olduğu için BH uzunluğu HC uzunluğuna eşit olur. Şimdi burada bir dik üçgen var. Dik üçgenin hipotenüsü 12. Bir dik kenarı 6 artı 3'ten 9 olup BH uzunluğunu bulabiliriz. Burada BH uzunluğunun karesi Pisagor yardımıyla 12'nin karesi eksi 9'un karesinden 12 eksi 9, 12 artı 9 olup 2 kare farkından faydalanabiliriz. 3 çarpı 21 gelir. BH'nin karesi 21 3 çarpı 7'dir. Kare aldığımızda BH uzunluğu 3 kök 7 olur arkadaşlar. BH 3 kök 7 ise HC uzunluğu da 3 kök 7 olup Cevap E'dir. G noktası üçgenin ağırlık merkeziymiş. X sorulmaktadır. BG'nin doğrultusunu uzattığım zaman bu bir kenar ortaydır arkadaşlar. Burada 90 derece olduğu için muhteşem üçlü karşımıza çıkar. Bu uzunluk bu uzunluğa eşittir ve bu uzunluğa eşittir. Ağırlık merkezin özelliğinden BG uzunluğu 5 ise şu uzunluk 5 bölü 2 olup Kenar ortayın uzunluğu 5 artı 5 bölü 2'den 15 bölü 2 olur arkadaşlar. O halde şuraya 15 bölü 2'den 6'yı çıkardığımda 3 bölü 2 kalır. Arkadaşlar şu küçük üçgene odaklanalım. Aslında bu üçgen 3, 4, 5 üçgeninin kenar uzunluklarının 2'ye bölünmesiyle elde edilmiş. O zaman burası da 4 bölü 2'den 2 olur. Arkadaşlar GH uzunluğu 2. Şöyle o üçgeni buraya çiziyorum. G, H, C. GH uzunluğu 4 bölü 2'den 2'dir. HC uzunluğu 3 bölü 2 artı 15 bölü 2'den 18 bölü 2 olur. Yani 9 olur. GC uzunluğu ise x'tir. Pisagor'dan 9'un karesi artı 2'nin karesi dediğimizde 85 gelir. Kare aldığımızda x kök 85 olur. Arkadaşlar ABC üçgenine odaklanalım. ABC üçgenin ağırlık merkezi K noktasıymış. Bu durumda AK'yı birleştirip doğrultusunu uzattığımda çizdiğim yeşil doğru parçası kenar ortay olup CB uzunluğunu iki eşit parçaya böler. CB uzunluğu 7 artı 2'den 9'dur. Bu durumda burası 9 bölü 2, burası 9 bölü 2 olur. Arkadaşlar o zaman şu uzunluk 9 bölü 2 eksi 2'den 5 bölü 2'dir. Burayı bu şekilde yazdık. Arkadaşlar K noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğu için çizdiğim yeşil doğru parçasını yani kenar ortayı A 2A olacak şekilde böler. Şimdi diyor ki soruda ACD üçgenin işte çemberin merkezi K noktasıdır. Bu ne anlama geliyor? Sarı üçgenin iç açıortaylarının kesişim noktası K noktasıymış arkadaşlar. O halde DK'yı birleştirdiğimde burada bir açıortay oluşur. Şimdi açıortay özelliğini kullanalım. 5 bölü 2'nin A'ya oranı, eşittir x'in iki an oranı. A'lar gider. İçler dışlar çarpımından 5 bölü 2 çarpı 2'den x 5 olur. Arkadaşlar DC AB'ye paralel olarak verilmiş. Bu durumda 15 derece iç ters açıdan buraya eşit olur. 90 derece paralellikten dolayı iç ters açıdan buraya eşit olur. Burada 15, 75, 90 üçgeni mevcuttur. Bakın 90 dereceyi görüyorum. C noktasından DE'ye kenar ortay indiriyorum. Muhteşem üçlü karşıma çıktı. DE uzunluğu 16 olduğundan buralar 8, 8, 8 olacaktır. Bakın arkadaşlar şu üçgen kenarları 8 olduğu için ikizkenar üçgendir. Dolayısıyla burası da 15 derece olup 15 artı 15'ten, şurası 30 derece olur arkadaşlar. Şimdi dikkat etmenizi istediğim üçgen sarı üçgendir. 8 uzunluğu var, 8 uzunluğu var. O zaman bu sarı üçgen ikiz kenar üçgen olduğu için burada 30 derece olduğundan, şu açıda 30 derece olur. Arkadaşlar dikkat etmenizi istediğim üçgen bu kez ACB üçgenidir. Bakın 45 derece 90 derece, ABC üçgeni ikizkenar dik üçgendir. O halde dik kenarı x ise hipotenüs x'in kök 2 katına eşittir. x buradan 8 bölü kök 2'den 8 kök 2 bölü 2 olur. Buradan 4 kök 2'ye eşit olur. G1 g 2 bulundukları üçgenlerin ağırlık merkezleriymiş g1 g 2 uzunluğu sorulmaktadır. Arkadaşlar öncelikle şu soruyu soralım kendimize. BDA doğrusal mı? Bu şekilde doğrusal mı? Bunu nasıl bulacağız? Hatırlayalım arkadaşlar. Bir tane 7, 24, 25 dik üçgenimiz var. 7, 24, 25. Bu uzunlukların ikişer katını aldığımızda 14, 48, 50 üçgeni karşımıza çıkmaktadır. Bakın burada 14 var. Burada 50 var. Demek ki ADB doğrusal ve bu uzunluk 48'miş arkadaşlar. 14 50 olduğu için ADB'nin doğrusal olduğuna karar verdim. Bu durumda AB uzunluğu 48 olmaktadır. Şimdi ağırlık merkezlerini kullanalım. A G 1'i birleştirip uzatıyorum arkadaşlar. Ağırlık merkezin özelliğinden A, 2A uzunluğu olur. BG 1'i birleştirip uzatıyorum. Bakın aynı yere geldi. Bunun sebebi nedir? AG 1'den uzattığım kenar ortay, DC'yi ortalar arkadaşlar. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit olur. Dolayısıyla BG 1'in doğrultusu da kenar ortay olduğu için DC'yi ortalar aynı yerde buluşur. Şimdi buradaki kenar ortaya odaklanalım. Ağırlık merkezi ne yapar? B, 2B oranında kenar ortayı böler. Arkadaşlar bakın. 1'in 2 oranı, 1'in 2 oranı mevcut. Demek ki G1, G2, AB'ye paralel. Bu durumda A'nın 3A'ya oranı 1 bölü 3'tür. Benzerlik yapıyorum. G1-G2 uzunluğunun 48'i oranından gerekli sadeleştirmeyi yaptığımda G1-G2 uzunluğu 16 gelir arkadaşlar. Burada G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkeziymiş. Ayrıca DC uzunluğunun 5 katı BD uzunluğuna eşitmiş arkadaşlar. BC uzunluğu burada 6K olur. G noktası ağırlık merkezi olduğundan, G'yi birleştirip doğrultusunu uzattığımızda, kırmızı doğru parçası ağırlık merkezinden geçtiği için bir kenar ortay olup, BC uzunluğunu iki eşit parçaya böler. 6 k'nın yarısı 3 k'dır. O zaman şurası 3 k. 5 k'dan 3 k'yı çıkardığım zaman buraya 2 k kalır arkadaşlar. Bu şekilde uzunluklarını yazdık. Ağırlık merkezi kenar ortayı M, 2M olacak şekilde böler. Arkadaşlar G noktasından BC'ye paralel çizdim. Şu şekilde. Burada 2M'nin 3M'ye oranı Şuraya soru işareti diyelim arkadaşlar. Soru işaretinin 2K'ya oranından soru işareti Bakın şunlar gider. Çarptığım zaman 4K bölü 3 gelir. Burası 4K bölü 3'müş arkadaşlar. Evet. Şimdi burada kelebek benzerliği yapalım. Ve şuradaki soru işaretini bulmaya çalışalım. 4K bölü 3'ün K'ya oranı soru işaretinin 4 oranı. Bunlar gider. İçler dışlar çarpımından soru işareti 16 bölü 3 olur. Arkadaşlar burası 16 bölü 3'tür. Şimdi yine benzerlik yapacağım. 2 m'nin m'ye oranı 2'dir. Şuraya t diyelim arkadaşlar. t'nin 4 artı 16 bölü 3'e oranı. Burayı İçler dışlar çarpımı yaptığımda t ifadesi 2 ile 4'ü çarptım 8. 2 ile 16 bölü 3'ü çarptığımda 32 bölü 3 gelir. Yani 24 artı 32'den 56 bölü 3 olur. Burası da 56 bölü 3'tür. X denilen ifade arkadaşlar 56 bölü 3 artı 16 bölü 3'tür. Bu durumda 72 bölü 3'ten x 24 gelir.